Kemal rahat durmayacak. Görüşmeler bir an önce başlamazsa İstanbul ve Çanakkale yoluyla Trakya'ya geçmeye çalışacak. İngiltere, Kemalistlerin hem Irak'ta hem de Boğazlar'da yarattıkları tehlikeye askeri açıdan karşı koyacak durumda değildir. ...26 Ağustos 1922 günü Kocatepe'den Şah'a kalkan at, 9 Eylül 1922'de Yunan askerlerinin önüne katarak İzmir'den kovmuştu. Kurtuluş Savaşı'nın kızıl elması olan İzmir'de 2,5 sene sonra Türk bayrağı dalgalanıyordu. Peki ya Çanakkale'de, Trakya'da, Fatih'in fethettiği İstanbul'da, orada da özgürce dalgalanan bir Türk bayrağı var mıydı? Henüz yoktu. Fakat emir gelmişti. 9 Eylül günü İzmir'e giren Muzaffer Ordu'nun yeni hedefi Trakya ve İstanbul'du. Çünkü Trakya'da Yunan, Çanakkale, Boğazlar ve İstanbul'da da İngiltere'nin başını çektiği işgal güçlerinin askerleri vardı. Peki, Osmanlı hükümeti tarafından karşılama heyeti gönderilerek işgaline göz yumulan İstanbul ve Boğazlar, tek kurşun atılmadan nasıl kurtarılmıştı? Ya da şöyle diyelim, arkalarında durdukları Yunan askerlerinin şok edici kesin mağlubiyeti sonrası İngilizler İstanbul'u nasıl terk etmek zorunda kalmıştı? Bu videomuzda belgelerle Türk Kurtuluş Savaşı'nın son safhasını inceleyeceğiz. Fakat videomuza geçmeden önce size bu videomuzun sponsorundan bahsetmek istiyorum. Benim de kısa tarihi videolarımı paylaştığım Türk yapımı yeni bir sosyal medya platformu olan TouchApp, kullanıcılarına içerik olarak soru, fikir ve yetenek kategorisinde tamamen kaliteli içerikler sunmakta. Üstelik benim gibi ilgi alanınız sadece tarihse platformda sadece tarihle ilgili içerikler görüyorsunuz. Ya da kendi ilgi alanınızı seçerek ilgi alanlarınıza yönelik içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede ortak ilgi alanlarına sahip insanlarla iletişime geçebilirsiniz. Ek olarak lokasyon özelliği sayesinde görmek istediğiniz lokasyonu seçerek seçtiğiniz lokasyonlarda üretilen içeriklere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kalitesiz, rahatsız edici ve tıklanma uğruna çekilen videoların olmadığı bu platforma açıklama kısmında yer alan linkten üye olabilir, TouchApp'te paylaştığım videolara ulaşabilir ve videoların altına sorularınızı iletebilirsiniz. Videomuza sponsor olduğu için TouchApp'e teşekkür ederiz. Kayıt linki açıklama kısmında. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Büyük taarruzun başarıya ulaşacağı kesinleşmeye başladığında Yunan güçleri imha olmamak amacıyla İngilizlere baskı yapıp bir an önce barış yapılmalı fikrini ortaya atmıştı. İngiliz siyasiler de durumu endişeyle takip ediyor. 1-2 ay önce meclis tarafından görevden düşürülebilir konuşmaları yapılan Mustafa Kemal'in zafere koşmasını hayretle karşılıyorlardı. Derhal Ankara'ya başvurdular ve daha fazla kan dökülmeden ateşkes sağlansın teklifinde bulundular. Tabi artık ok yaydan çoktan çıkmıştı. Gelen teklifi Mustafa Kemal belgesiyle birlikte şöyle anlatıyordu. Biz taarruza devam ettiğimiz sırada Bakanlar Kurulu Başkanı olan Rauf Bey'den ateşkes konusunda İstanbul'dan haber geldiğini bildiren 4 Eylül 1922 tarihli bir telgraf almıştım. Verdiğim cevap aynen şöyledir. 5 Eylül 1922 Bakanlar Kurulu Başkanlığına. Anadolu'daki Yunan ordusu kesin olarak yenilgiye uğratılmıştır. Yunan ordusunun artık yeniden ciddi bir direnişte bulunmasına ihtimal yoktur. Anadolu için herhangi bir görüşmeye gerek kalmamıştır. Ateşkes ancak Trakya için söz konusu olabilir. Bu kararlılıkla İzmir'e giren Kemal Paşa ile görüşmek için yabancı devletlerin temsilcileri sıraya girmişti. Ankara hükümeti zaferle birlikte psikolojik gücü de eline almıştı. 12 Eylül'de İngiliz yetkili Harry ile görüşen Mustafa Kemal Paşa kendisine gelen "İngiliz devletiyle harp halinde misiniz?" sorusuna karşı diplomatik bir cevapla "Yunan ordusunu Anadolu'ya çıkaran siz değil misiniz? Yunan ordularını mağlup ederek topraklarımızdan dışarıya atan ve vatanı onlardan kurtaransa biziz. Vaziyet böyle olunca karar vermek bize değil, size düşer." demiş
Siyasi ilişkiler kurmaya açığız mesajını da eklemişti. Amacı Trakya'yı, İstanbul'u ve Boğazları silahsız bir şekilde almaktı. Zaten 3 yıllık süreçte yeteri kadar silah atmıştı. Bu sırada İngiliz parlamentosu İstanbul ve Boğazları savunma kararı vermiş ve İstanbul'daki işgal kuvvetleri komutanı General Harrington'a 9 Eylül 1922'den itibaren Çanakkale'ye yığınak yapma görevi verilmişti. Harrington, Çanakkale'yi kuvvetlendirmeye başlamıştı. Fakat eldeki mevcut askerlerle savunma yapmaları imkansızdı. Fransa ve İtalya ile görüşmelere başladılar. Ortak bir savunma planı oluşturmaya gayret gösterdiler. Sömürgeler Bakanı Churchill, İngiliz sömürgelerinden yardım istenmesi gerektiğini Başbakan Lloyd George'a iletti. Başbakan, Mustafa Kemal'e karşı olan duruşun değiştirilmemesini istedi. Geri adım atmaya gerek olmadığını düşünüyordu. Churchill, müttefiklerden, Balkan ülkelerinden ve sömürgelerden yardım istedi. Fransa, İtalya, Romanya, Yugoslavya ve sömürge ülkelerinin çoğu İngiltere'nin yardım isteğini reddettiler. Artık hiçbir devlet savaş istemiyordu. Halklar savaş karşıtı gösteriler yapmaktaydı. İngiltere basını, sosyal dernekler ve işçi partisi yeni bir savaşa karşıydı. Fransa da yeni bir savaşa girmeyeceğini bizzat başbakanı tarafından mecliste açıklamıştı. Üstelik Churchill'in sömürgelerden asker talep etmesi sömürge devletlerine ulaşmadan basınla paylaşılmıştı. Basının yaptığı haber sonrası sömürge devletlerinde yer alan siyasiler ayağa kalkmıştı. Türklerin zaferi doğudaki Müslümanları da coşturmuştu. Özellikle İngiliz sömürüsü altında bulunan bölgelerde Mustafa Kemal'in adı efsane olarak dillendirilmekte ve olası savaşta Türklere kesinlikle yardım edileceği söylenmekteydi. Bu gelişmeler en çok da İngilizleri endişelendiriyordu. Her alanda baskılar artmaktaydı. Özellikle Sakarya zaferi sonrası kesin olarak Türkiye'nin safında yer alan Rusya'dan da bir mesaj gelmişti. Şöyle diyorlardı. İşçiler, İngiliz, Fransız, İtalyan, Sırp ve Roman işçileri. Sizin kutsal göreviniz müttefiklerin boğazları ele geçirmelerine ve yeni bir savaş açmalarına engel olmaktır. Kahrolsun İtilaf emperyalizmi. Kahrolsun yeni emperyalist savaşlar. Türk halkına barış ve özgürlük. Mustafa Kemal de askerlere Çanakkale'ye ilerleme emri vermişti. 16 Eylül 1922'de İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon, Fransa Başbakanı ve İtalya'nın Paris Büyükelçisi ile birlikte Paris'te bir araya geldi. 5 gün süren görüşmede tansiyon çok yükseldi. Fransa Başbakanı öfkeyle "Artık Türklere savaşmayacağız!" diye bağırdı. Mustafa Kemal'in isteklerini kabul etmekten başka çare yoktur. Trakya'yı kayıtsız şartsız Türklere vermek gerekir, dedi. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Curzon bu teklifi reddedince Fransa Başbakanı İngiliz Dışişleri Bakanı'nın ağzını açmasına izin vermeden bağırdı. İngilizleri suçladı. Bunun üzerine İngiliz Bakan toplantıyı terk etti. Kurtuluş Savaşı'nın sonlarına doğru nispeten ilişkilerin iyi olduğu Fransız ve İtalyanlar Ankara'yla savaş sonrası orta bir yol aramaktaydı. 19 Eylül 1922'de İstanbul'daki Fransız Yüksek Komiseri General Pelle İzmir'e giderek Mustafa Kemal'le görüştü. Pelle Mustafa Kemal'e "Çanakkale'deki tarafsız bölgeye girmeyin." dedi. Kemal Paşa görüş değiştirmemiş, "Tarafsız bölgeyi tanımıyoruz. Türk ordularını daha fazla tutamayacağım. Yunan işgali altında bulunan Trakya'yı kurtarmak için Çanakkale'ye gireceğim." demekteydi. Yine aynı gün Hindistan Müslümanları İngiltere Türkiye'ye karşı savaş açarsa Hindistan Müslümanları kitle halinde Türk ulusal ordusunun saflarında yer alacak ve İslam'ın onurunu ve saygınlığını silahla koruyacaktır şeklinde bildiri paylaştı. İngiliz Yüksek Komiser Rumbold durumun ciddi olduğunu ve bir an önce Kemal'le görüşmelerin başlanması gerektiğini yoksa çok geç olacağını bildiren bir telgrafı hükümete iletti. İngiltere koalisyon hükümeti üyelerinden bazıları da Başbakan Lord George'u sonsuz Yunan sevgisi ve Türk nefreti sebebiyle eleştirmeye başlamıştı. İç siyaset de karışıyor, çatlak sesler çıkıyordu.
gelişen olaylar ve İngilizlerin gerekirse savaşırız ama boğazları vermeyiz blöfünden etkilenmeyen Kemal Paşa, 23 Eylül günü askerlerini Çanakkale'de İngilizlerin tarafsız bölge olarak belirttikleri kısma soktu. İngiltere ultimatum verdi. Fakat başka bir bölgeye doğru geri çekildiler. Adeta psikolojik bir harp başlamıştı. Devreye tekrar Fransa girdi. 25 Eylül günü Ankara'nın baştan bu yana isteği olan Trakya'nın verileceğini bildirip ilerleyişin durmasını istedi. Kemal Paşa bunu kabul edip "Görüşmeler derhal başlasın." dedi. Tam bu esnada savaşıp savaşmamak konusunda ikilemde olan İngiltere'den "Anlaşma yok. Tarafsız bölgeye giren Türk askerlerine ateş açın." mesajı gelmişti. Ancak o ateş General Harrington'un emriyle açılmadı. Harrington, barış arifesinde ateş açmanın gereksiz olduğunu düşünüyor, vahim sonuçlar doğuracağını belirtiyordu. Bazı İngiliz siyasetçiler boyun eğmiş olmayı kabullenmiyordu ve Türkiye'ye kesinlikle savaş açılması gerektiğini belirtiyordu. Fakat aykırı sesler de oldukça çoktu. Fransa son gelişmeleri sezmiş, savaş çıkması durumunda Fransa'nın sorumluluk almayacağını bildirmişti. Savaş çıkmadı. 3 Ekim'de Mudanya'da savaş sonrası ilk toplantı yapıldı. Ankara'yı İsmet Paşa temsil edecekti. İtalya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'nin katıldığı toplantıda İngilizler Türkleri oyalama taktiğine başlamıştı. Kemal Paşa oyunu çok iyi okuyarak şu emri verdi. Trakya, 6 Ekim 1922 öğleden sonra saat 6'ya kadar Büyük Millet Meclisi hükümetine teslim edilmediği takdirde 6-7 Ekim'de Türk kuvvetleri İstanbul'a yürüsün. Bu çıkış sonrası İstanbul'u savunacak kadar askeri bulunmayan İngiltere, dünya gözünde bir kere daha mağlubiyet yaşamamak için geri adım attı. Üstelik İstanbul halkı da zaferden sonra daha da kenetlenmişti. Görüşmeleri ilerletmek zorunda kalan İngilizler, 11 Ekim'de imzalanan anlaşmayla Trakya'yı boşaltıp Türklere verilmesini kabul etti. İngiltere Başbakanı'nın Türkleri Balkanlardan tamamen atma politikası çöktü. Bu durum sonrası Yunan tarafında kullanılmışlık ve hayal kırıklığı vardı. İstanbul hükümeti de artık açıktan açığa Büyük Millet Meclisi ile yakınlaşmaya çalışıp zafere ortak olmak niyeti gösteriyordu. Her şeye rağmen 14 Ekim tarihinde İngiltere Başbakanı bir kere daha Türklerden nefret ettiğini belirten bir konuşma yaptı. Bu, koalisyon hükümetinde büyük tepkiye sebep verdi. Dışişleri Bakanı dahil birçok bakan, Türkiye politikası ve başka sebepleri öne sürerek görüş ayrılığını bildirdiler ve istifa ettiler. Böylelikle İngiltere'de hükümet düştü. Türk düşmanı başbakan yerine muhalefet lideri yeni başbakan oldu. Yeni başbakan, İngiltere dünyanın polisi olamaz diyerek Türklerle yapılacak yeni bir savaşa karşıydı. 11 Ekim'de imzalanan Mudanya Anlaşması'na göre kesin barış olmadan İstanbul terk edilmeyecekti. Fakat Ankara bu durumu da ince bir oyunla bozdu. İstanbul hükümeti istifa etmişti. Bu sırada Trakya'yı almak için görevlendirilen Refet Bele İstanbul'a girdi ve şehirde kaldı. Artık Ankara İstanbul'daydı. Tüm kritik birimler ve asayiş kademe kademe Büyük Millet Meclisi'nin kontrolüne girdi. Dünyadaki gelişmeleri ve İngiltere'nin yalnız kalışını doğru okuyan Türk siyasiler, satranç ustası gibi hamleler yaparak hedeflerine her geçen gün daha da fazla yakınlaşıyorlardı. Lozan Barış Anlaşması sonrası 6 hafta içinde İstanbul'da kalan az sayıdaki birliklerini de çekecek olan İngilizler 2 Ekim 1923'te Türk bayrağını selamlayarak İstanbul'u boşalttı. İngiliz yetkililer dahi Lozan'ı başarısızlık ve utanç kaynağı olarak görmekteydi. Türkiye artık kendi içinde tam bağımsızdı. Kemal Paşa ince bir oyun daha yaptı. Savaş sonrası Boğazları teslim etmekle görevlendirilen Selahattin Paşa'yı İstanbul'u resmi olarak teslim alacak ordunun başında görevlendirdi. Boğazları teslim etmek zorunda kalan bu üzgün ve tükenmiş yüz,
1923'te mutlu ve gururluydu. Hala İngilizler nasıl tek kurşun atmadan gitti diyenlere şöyle bir cevap verelim. Aslında cevabı Mustafa Kemal Paşa 1918'de vermişti. Nasıl mı gittiler? Geldikleri gibi.